Elizabeth Charbutsemit ve en büyük oğlu Andrew, birkaç gün önce korkunç mide krampları ve mide bulantısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Edinburgh'daki evlerine döndüklerinde iki gün boyunca iyiydiler, fakat ardından semptomlar geri gelmişti. Bir şeyler doğru değildi. Elizabeth'in kocası Geoffrey endişeliydi, ama o bir danışman anestezist olduğu için tıbbi semptomlar hakkında her şeyi biliyordu. Zehirler hakkında da epey bir bilgisi vardı ve karısıyla oğlunun başına gelenin de bu olduğunu düşündü. Mağazadan satın alınan tonik suyun suçlu olabileceğini düşündü. Onay için beklemesi uzun sürmedi. Aynı zamanda da Alevandra Agutter korkunç bir şekilde hastalandı ve biyokimya öğretim görevlisi olan kocası Paul telefonda doktoru aradı. Cevap gelmedi ama neyse ki başka bir yer Paul'un mesajını aldı ve hemen ziyaret geldi. Alevandra'nın çok hasta olduğunu kabul etti ve onu hastaneye götürmesi için bir ambulans ayarladı. Sağlık görevlileri geldiğinde biri Paul'e karısının en son ne yiyip içtiğini sordu. Bir gin tonik, diye yanıtladı ve bir şişe Safevi tonik verdi. Gerçekten de Geoffrey'in şüpheleri, tonik suyun Deadly Night sade olarak adlandırılan uygun bir form olan atropin ile bağlandığı bulunduğunda doğrulandı. Safevi, Geoffrey'in baskısı altında binlerce şişeyi raflarından kaldırmıştı. Paul, Geoffrey ile bağlantı kurdu. İkisi de pek çok ortak noktaları olan iyi eğitimli adamlardı. Geoffrey, Paul'un özellikle çeşitli zehirler ve etkileri hakkındaki bilgisinden etkilenmişti. Zehirleyici aramak polisler için zor bir iştir. Öldürmenin en gizli yollarından biridir. 26 yaşındaki Wayne Smith tonik suyu zehirlediğini itiraf etti. Adam kesinlikle yeterince tuhaftı ve dünyadan nefret ediyordu. Polisler onu sorguya çekti ve kısa süre sonra, 7 şişenin zehirlenmiş olması gibi davanın ince ayrıntılarını bilmediğini öğrendi. Yine bir zaman kaybı, diye düşündü polisler. Mağazadaki tüm çalışanlar ile röportaj yapıldı. Richard'ın kırlı toniklerini satın almalarından birkaç saat önce ortalıkta şüpheyle dolaşan bir adamı hatırladı. Mağazanın kamera görüntülerini taramak uzun zaman aldı ama sonunda işçi adamı, Paul Agutter'ı, gördüğünden emin oldu. Sonuçta olağan bir şüpheli miydi? Agutter tutuklandı ve sorguya çekildi. Polislerin daha sonra öğrendikleri, onu, karısına yönelik başka herhangi bir cinayet teşebbüsünün çerçevesine yerleştirildi. Paul ve Alevandra Agutter'ın açık bir evliliği vardı ve her ikisi de diğer insanlarla ilişkilerini sürdürmekte özgürdü. Ama metresi güzel Carol Bonsall'a aşık olmuştu ve onunla evlenmek istiyordu. Agutter neden boşanma değil de cinayeti asla açıklamadı. Ancak maddi sıkıntılar yaşadığı ve bunalıma girdiği biliniyor. Sigorta ödemeleri için karısını öldürmek mi istedi? Yüksek Mahkeme'de 1995 tarihli duruşmasında, Agutter'ın 7 şişe tonik su bağladığı ve birinci çubuğun tamamını raflara geri koyduğu davasını sundu. Ve sonunda Agutter suçlu bulundu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunu başkalarının hastalanacağını, belki de öleceğini bilerek yaptı, ancak polislerin mağdur bir eşten çok toplu cinayet arama olasılığının daha yüksek olduğunu biliyordu. Chi Alevandra, kanıtlarla karşı karşıya kaldığında bile onu sonuna kadar savundu. Karısı hastalanınca zehirli tonik suyundan neden kurtulmadı? Şişeyi neden sağlık görevlilerine verdi? Kim bilir ama hatasının hayat kurtardığı kesin. Hapishanede sonunda ilginç bir hücre arkadaşı oldu. Tonik suyu zehirlediğini yanlışlıkla itiraf eden adam Wayne Smith'ti. Alevandra Agutter sonunda kocasının onu öldürmeye çalıştığını kabul etti ve o hapisteyken ondan boşandı. Huruna öldürmeye razı olduğu sevgilisi Carol Bonsall onu terk etti. O zamanlar 58 yaşında olan üzgün ve yalnız bir adam olan Agutter, cezasının sadece 7 yıl ardından 2002 yılında hapisten çıktı. Ailesiyle birlikte yaşamak için güneye gitti ve dikkat çekici bir şekilde Manchester Üniversitesi'nde öğrencilere etik de dahil olmak üzere konularda ders veren bir iş buldu. Üniversite, kadrosunda hüküm giymiş bir zehirleyici olduğunu öğrendiğinde, sözleşmesini yenilememeye karar verdiler.
Eğer buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.